Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. AYT soru bankamızın 10. testi çarpanlar ayımının 10. videosuyla karşınızdayım. Z testi, yani kısaca ileri ve yeni nesil sorularla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki AYT kısmında yeni nesil çıkmıyor, zor çıkıyor. TT kısmında da aslında hem AYT hem TT yönelik bir soru bu. TYT kısmında da normal çıkıyor, yani zor çıkıyor ve problem gibi çıkıyor. O yüzden bu testi son test yapmaya karar verdim. Normalde 6 tane Z testi yapacağım demiştim. Fakat 4 tane yazabildim. Ki bu artık o kadar zorlandım ki arkadaşlar 6. ve 5. testi yazamadım. Kusura bakmayın, zaten soru yazılması en zor konulardan birisi budur diyebilirim. Merak etmeyin, deneme yazdığımızda bunları telafi edeceğim. Merak etmeyin diyorum tekrardan ve de ilk sorumla başlıyorum. Bu arada videoyu bitiren arkadaşları yorumlara bekliyorum. Bitirdim, hallettim, tik veya artık ne yazmak istiyorsanız arkadaşlar. İlk soru bana diyor ki, Türkiye'deki 81 ilin tamamını kapsayan bir projede önce her bir ile x tane millet bahçesi yapılması, sonra da yapılan her bir bahçeye y tane ağaç dikilmesi planlanmıştır. Fakat bu planda yapılacak bahçe ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bulunmamış ve önce her bir ile yapılması planlanan bahçe sayısının bir fazla sayıda bahçe yapılmış. Sonra da yapılan her bir bahçe dikilmesi planlanan sayıdan bir fazla sayıda ağaç dikilmiştir. Yani ikinci durumda daha çok bahçe, daha çok ağaç dikilmiş. Buna göre son durumda dikilen toplam ağaç sayısı ile başlangıçta dikilmesi planlanan toplam ağaç sayısı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Ben başlangıçta x tane bahçe y tane ağaç dikiyorum. Demek ki x çarpı y tane, hatta 81 ile dikiyorum. 81 çarpı x çarpı y dikiyorum. Ağaç dikiyorum başlangıçta. Son durumda ise il sayısı değişmiyor. Bahçe sayısı 1 artıyor. Bakın, ağaç sayısı 1 artıyor. Demek ki son durumda da bu kadar ağaç dikiyorum. Peki. Farkı istiyor benden. Bakın, bundan bunu çıkarsanız şıklarda bulamazsınız. Çoktan azı çıkarıyorum. Çoktan. 81 çarpı x artı 1 çarpı y artı 1. Şöyle yapalım. 81 çarpı x artı 1 çarpı y artı 1 dağıtarak yazayım. X çarpı y artı x artı y artı 1. Eksi başlangıçtaki 81 çarpı x çarpı y diyorum. Ve bu 81'i içeri dağıtıyorum. 81 çarpı x çarpı y artı 81x artı 81y artı 81. Dağıtmıyorum. Vazgeçtim. Uzatmıyorum. Bu iki arkadaşı 81 parantezine alırsam daha iyi bir olur. Daha iyi bir çözüm olur. Buradan kalanlar xy artı x artı y artı 1. Buradan kalan eksi xy. Eksi xy'ye gittiğinde benim cevabım 81 parantezinde x artı y artı 1 olarak bulunuyor. Bu da 81x artı y artı 1. Bu da ilk sorumuzu Edirne olarak bana bulduruyor arkadaşlar. İkinci soru diyor ki eksi x küp artı x kare eksi x artı 1 eşittir a eksi x çarpı b artı x kare ifadesi bir özdeşlik olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? İfade bir özdeşlik demek, sol tarafı artık evir çevir bir şey yap, sağ tarafa eşit olsun. Peki, uygun şekilde evirip çeviriyorum. Eksi x küple eksi x kare yan yana getirirsem eksi x küp eksi x artı yanında x kare artı 1 geldi. Eşittir. Ben burayı eksi x parantezine alırsam bakın ne olur. Eksi x parantezinde burada x kare artı 1 geldi. Artı yanında x kare artı 1 vardı. Son durumda da x kare artı 1 parantezine alırsam buradan eksi x geldi. Buradan artı 1 geldi. Soru bitti. Şimdi son durumda ben x kare artı 1 çarpı eksi x artı 1 parantezine aldığımda benim sağ tarafım a eksi x çarpı b artı x karedir. Bakın ne oluyor. X kare aynı. Demek ki b dediğim sayı buradaki 1'e eşit. B eşittir 1. Bakın eksi x eksi x. Bu arada arada eşitlik var ya. Eksi x'ler aynı. Demek ki 1 dediğim sayı a'ya, yani a sayısı da 1'e eşit. Sonra benden a artı b istiyor. O da 2'ye eşittir. İkinci sorumuz Adana olarak bulunuyor. Üçüncü soru bana diyor ki kenar uzunluğu x birim olan bir kare şekildeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında i numaralı bölge kenar uzunluğu y birim olan bir kare belirtiyor. Bakın, bana söylemek çalışan şu. Bunun bir kenarı y birim, tamamı x birimse buraya x eksi y kaldı. Bakın burası y, burası x eksi y, burası x eksi y. Tamamı x'ti. Buraya x eksi y, buraya x eksi y kaldı. Şimdi güzel. Bu koşulu sağlayan her x ve y sayısı için x kare eksi 2xy artı 2y kare ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir? Tüm bölgelerin alanları bulalım. i'nin alanı y çarpı y'den y kare. Bu bir. 2i'nin alanı bakın x eksi y çarpı y'den xy eksi y kare. 3i'nin alanı x eksi y çarpı y'den yine xy eksi y kare. 4i'nin alanı x eksi y çarpı x eksi y'den x eksi y'nin karesi. Yani kısaca x kare eksi 2xy artı y kare. E ben bu arkadaşı bulacaksam bakın bunun eksiği bir tane y kare. Demek ki i ile 4i'yi toplarsam benden istediği bu ifadeyi bulurum. O zaman i ve 4i'den 3. sorumuz Bursa'dır diyor. 4. soru diyor ki a bir sayma sayısı olmak üzere a kare artı 7 artı 12 TL olan bir televizyon a artı 3 taksitte ödemek isteyen Kaan. Televizyon olan bir televizyonu a artı 3 taksite ödemek isteyen Kaan taksitlerin yüksek olduğunu görünce önce birinci taksit kaçmış buna bakalım. Nasıl bulurum? A kare artı 7 artı 12 sayısını ben çarpanlara ayırsam a 4'e 3 dediğimde demek ki bu arkadaş a artı 4 çarpı a artı 3 TL. Eğer ben bunu a artı 3 TL'ye taksite bölmek istiyorsam demek ki benim taksitim her bir taksitim a artı 4 TL oluyor. Bu bir. Bu bir. Yüksek olduğunu görünce taksit sayısını 1 arttırıyor. O zaman ikinci durumda benim fiyatım yani toplam fiyatım a artı 4 çarpı a artı 3. Bu sefer taksit sayısını 1 arttırıyorum. Önceden a artı 3 taksit vardı. Taksit sayısını 1 arttırdım. Bu sefer a artı 4 taksit yaptım. O zaman ben a artı 4 taksit yaptığımda evet a artı 4 taksit yaptığımda toplam a artı 3 TL ödüyorum ikinci taksit durumunda ve bana ikinci durumda her bir taksit ilk duruma göre kaç TL azdır diyor. Burası a artı 4 TL ilk durumda, ikinci durumda a artı 3 TL o zaman 1 TL azdır. Dördüncü sorumuz da Adana'dır diyoruz. 5. soru diyor ki bir gerçel sayının çarpma işlemine göre tersiyle toplamı 7'dir. Bakın bir gerçel sayının çarpma işlemine göre tersiyle toplamı 7'dir. Bir a gerçel sayısı aldım. Kendisiyle çarpmaya göre tersini topladım. Toplam 7'ymiş. Bu bir. Buna göre bu sayı ile çarpma işlemine göre tersinin kareleri farkının. Bakın kareleri mesela karesi farkı deseydi bu sayı ile karesi farkı dese bunu alırdım. Kareleri farkı dediği için a kare eksi 1 bölü a kare. Benden bunu istiyor. Bunu alıyorum. Pozitif değerini istiyor. Nasıl bulurum? A kare eksi 1 bölü a kare demek a eksi 1 bölü a çarpı a artı 1 bölü a demek. Ve a artı 1 bölü a'yı bana 7 vermiş. Demek ki burası 7 çarpı a eksi 1 bölü a. Ben bu soruyu çözmek istiyorsam a eksi 1 bölü a'yı bulmam lazım. Bulalım. Bunu da a artı 1 bölü a'dan bulacağım. Şöyle ki her iki tarafın karesini aldım. Bakın ne oluyor. A kare artı 2 çarpı a çarpı 1 bölü a artı ikincinin karesi 1 bölü a kare eşittir 7'nin karesi 49. Demek ki bu a'lar gittiğinde 2'yi diğer tarafa attığımda elimde a kare artı burada bir şey kalmayacak. Artı 1 bölü a kare eşittir 49 eksi 2'den 47 kaldı. Şimdi benim a eksi 1 bölü a'ya geçiş yapmam lazım. Ben buraya bakın. İşlemin her iki tarafına eksi 2'yi eklersem ve bu 2 gördüğüm yere de ben a çarpı 1 bölü a yazarsam çünkü bu 1'e eşit olacağı için kafama göre ekleyebiliyorum ve a sayısı 0 olmayacağı için. Bu arkadaş artık a eksi 1 bölü a'nın karesi oldu ve bu 45'e eşit. Her iki tarafın kare kökünü alsam mutlak değer şekli çıkacak. Benden pozitif sonucu istiyor. A eksi 1 bölü a eşittir kök 45. O da 9 çarpı 5'ten 9 dışarı çıktı. 3 kök 5 olarak çıkar. Yani burası da 3 kök 5'miş hocam. 7 çarpı 3 kök 5 istiyor benden. O da 21 kök 5'tir diyorum. 5. sorumuz Diyarbakır'dır arkadaşlar. 6. soru bana diyor ki Efe her biri a kare TL olan kalemlerden a tane satın almış ve 1000 TL'sini peşin ödemiştir. Bakın a kare TL. Her bir kalem A tane satın alıyor ve toplam 1000 TL'sini peşin ödüyor. Yani toplamda kaç para ödedi? A kare çarpı A'dan. Bakın A kare her biri A TL. Normalde A kare çarpı A tüm fiyatı. Buna 1000 TL ödedim. Yani burası A küp eksi 1000 dediğim sayıda onun kübüdür. Bu kadar TL ödemişim şu anda ben. Bu kadar borcum kalmış. Kalan borcunu eşit A eksi 10 taksite böldürdüğüne göre her bir taksit kaç TL'dir diyor. Kalan borcum benim A küp eksi 10'un kübü. Ben bunu A eksi 10 TL'ye böldürüyorum. Taksite böldürüyorum. Bakarım kaç para ödüyorum. A küp eksi 10'un kübü demek şöyle yazılır. A eksi 10 çarpı A kare artı 10A artı 10'un karesinden 100 bölü A eksi 10 taksit. Bunlar gittiğinde geriye benim cevabım A kare artı 10A artı 100 kaldı. A kare artı 10A artı 100'den 6. sorumuz Edirne'dir arkadaşlar. 7. soru diyor ki HK öğretmen X artı 8 tane öğrencisini sinemaya götürmüş ve kendisi dahil toplam ücretin 4x artı 32 lirasını karşılayacağını belirtmiş. Karşılayacağını belirtmiştir. Sinemada öğrenci bileti x lira, tam bilet x artı 8 lira. Yani toplam normalde ödenmesi gereken tutar. Bakın x artı 8 tane öğrenci var ve her biri x lira. Toplam x artı 8 çarpı x lira öğrencilerin paraları. Ve bir de ben varım. Benim bilet fiyatımda artı x artı 8 lira. Benim bilet fiyatımda bu. Yani ben normalde bu kadar. Yani normalde öğrenciler ve öğretmen bu kadar ödemesi lazımdı. Fakat öğretmen bu tüm tutardan 4x artı 32'sini ödedi. Bu da tamam. Öğrenciler toplam ücretin kalan kısmını eşit olarak paylaşırlarsa her bir öğrenci biletinin fiyatının kaç lira eksik ödemiştir. Bakın bu kalan tutar şu anda. Bu kalan tutarı her bir öğrenci eşit paylaşacaklar. Toplam x artı 8 öğrenci var. Demek ki ben bunu x artı 8'e böldüğümde her bir öğrencinin ne kadar ödeyeceğini bulacağım. Bulalım. Şöyle yapalım. X artı 8, x artı 8. Bu ifadeyi de 4 parantezine alırsam. Bakın x artı 8 çarpı x artı 8 eksi 4 parantezinde x artı 8 bölü paydası x artı 8. Yukarıyı x artı 8 parantezine alırsam. Bunu çektim, bunu çektim ve bunu çektim. X artı 8'i çektim, burada geriye x kaldı. X artı 8'i çektim, buraya geriye artı 1 kaldı. X artı 8'i çektim, burada geriye eksi 4 kaldı. Bölü x artı 8 gitti. Artı 1 eksi 4'ten toplam x eksi 3 TL ödediler. İlk durumda x TL ödüyorlardı. 3'er TL az ödemiş oldu. 7. sorumuzda Ceyhan olarak bulundu. 8. soru diyor ki kenarları x ve y olan 2 adet kare vardır. Karelerin alanları toplamı 28 birimdir. Şimdi bu kenarı x olan karenin alanı x karedir. Kenarı y olan karenin alanı da y karedir. Bunların toplamını vermiş bana. x kare artı y kare eşittir 28'dir. Bu bir. Karelerin çevreleri toplamı. Bunun çevresi 4x. Bunun çevresi 4y. Toplam 24'müş. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x artı y eşittir 6 birim. Çevreler de tamam. Benden ne istiyor? Kenar uzunlukları x ve y olan dikdörtgenin alanı kaçtır? İse kenar uzunlukları x ve y olan dikdörtgenin. Peki benden şunu istiyor. Bakın elimizde bir dikdörtgen var. Bunun bir kenarı x, diğer kenarı y. Bunun alanı x çarpı. Yani benden kısaca x çarpı y kaçtır? Kolay bir soru. X artı y eşittir 6'nın her iki tarafının karesini aldım. X kare artı 2xy artı y kare eşittir 6'nın karesi 36. Ben x kare artı y kare gördüğüm yere 28 yazıyorum. 28 artı 2xy eşittir 36 diğer tarafa attım. O zaman 2xy eşittir 36 eksi 28'den 8'e, buradan da xy eşittir 4'e. Bu da 8. soruyu Diyarbakır olarak bana bulduruyor. 9. soru bana diyor ki ABCD, EFGH ve ENBM birer kare. Bakın ABCD bir kare, EFGH bir kare, ENBM bir kare. AD eşittir HG eşittir A. Yani bu büyük karelerin bir kenarı A'dır diyor. Bu bir. ME'si 7. Bu 2. Verilenlere göre boyalı alanların toplamının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyorum. Peki. Şöyle yapabilirim değil mi? Bu büyük karenin alanını bulsam bakın. Burası A, burası B, burasına da hatta A mı diyeyim, C diyeyim. C desem ben biliyorum ki A artı B'nin toplamı A çarpı A'dan A kare eşittir. Aynı şekilde C artı B'nin toplamı bakın A çarpı A'dan A kare eşittir. E ben gidip bu ikisini toplasam bakın mevzu kopacak. Topladığımda A artı B artı B artı C eşittir. A kare artı A kareden 2 A kare eşit. Soru benden boyalı bölgenin alanları toplamını istiyor. Yani A artı C istiyor. Hatta şurada 2B yapayım. Ben B'nin birini bulacağız sandım. 2B. Demek ki ben bu 2B'yi diğer tarafa attığımda A artı C sorunun benden istediği kısım 2A kare eksi 2B yapacağım. Peki B alanını bulalım. B alanı bir kenarı 7 olan kare 7 çarpı 7'den 49'dur. Yani burası 2A kare eksi 2 çarpı 49'dur. Düzenleyelim. 2 parantezine aldığımda burada A kare eksi 49 yani 7'nin karesi kaldı. Çıktı mı? Çıktı. Direkt çıktı. A kare eksi 7'nin karesine 2 kare farkı yapabilirdim fakat gerek yok. Direkt çarpı çıkıyor zaten. 9. sorumuz Adana'dır arkadaşlar. 10. soru diyor ki x bir pozitif reel sayı olmak üzere x eksi 4 kök x eşittir 5 olduğuna göre kök x ifadesinin değeri kaçtır diyor. Buna benzerini ben kök x'i a diyerek yapmıştım. Bunu kök x'i çözmek istiyorum. Bakın bunu benzerini ben kök x'i a demiştim. A kare eksi 4a 5. A çıkıyormuş direkt aslında. Direkt çıkıyormuş. Evet öyle yapabiliriz. A demeden de bulurum ama a ona çok kolay çıkıyormuş. Kök x'e ben a dersem o zaman burası x kare pardon a kare eksi 4a 5'i de sol tarafa attım. Eksi 5 eşittir 0. A dedim a dedim. Eksi 5'e artı 1 dersem a sayısı eşittir 5. A sayısı eşittir eksi 1. A dediğim kök x miydi? Kök x'in sonucu negatif çıkamaz. O zaman kök x eşittir 5'tir. Çok basit bir soru olmuş bu. 10. sorumuz Diyarbakır'dır diyor. 11. soru diyor ki x küp eksi 3x eşittir 3 olduğuna göre 1 bölü x küp artı 1 bölü x kare ifadesinin eşiti kaçtır diyor. Gelin bulalım. Aklıma ilk gelen şey payda eşitlemek eşitliyorum. X ile payda eşitlediğimde yukarısı yani pay kısmı 1 artı x bölü payda kısmı x küp. Soru bitti. Şimdi bakın ne yapıyorum. Eksi 3'ü diğer tarafa atarsam x küp eşittir 3x artı 3. Buradaki 3x küp gördüğüm yere ben gidip 3x artı 3 yazarsam ve de bunu 3 parantezine alıp yazarsam ve bunlar gitse sorumun cevabı direkt 1 bölü 3 olarak bulunuyor. Bakın çözümü kolay ama akıla gelip uygulanması birazcık zor soru tarzıdır. Bu 11. sorumuz Diyarbakır'dır diyor. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki hatta çarpanlarıma konusunun son sorusu diyor ki x büyüktür 1 olmak üzere x kare artı 1 bölü x kare 6 olduğuna göre x eksi 1 bölü x'in kübü ifadesinin değeri kaçtır? Demek ki benim bulmam gereken şey x eksi 1 bölü x. Bunu bulmanın yolunu biliyorum. Her iki tarafa eksi 2 ekleyip çıkarttığımda bakın eksi 2 ekleyip çıkarttığımda x kare eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x demektir bu. Artı yanında 1 bölü x kare diyorum. Eşittir 6 eksi 2'den 4'e. Ve de burası artık x eksi 1 bölü x'in karesi eşittir 2'nin karesi. Yani her iki tarafın karekökünü aldım. X eksi 1 bölü x ya 2'ye ya eksi 2'ye eşit. 1'den büyükse otomatikman 2'ye eşittir. Benden kübünü almamı istiyor. Her iki tarafın kübünü aldığımda da 2'nin kübünden 8 cevabını buldum. 12. sorumuz Diyarbakır'dır. Arkadaşlar ve de çarpanları ayırmayı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Kusura bakmayın 2 video yani 2 pdf eksik atmak zorunda kaldım. Çünkü yazamadım arkadaşlar. Eğer gerçekten çok kafama takılırsa dönüp yazarım ama gerek yok. İlerleyelim önümüze bakalım. TYT kısmına devam edelim. AYT'de de kaldığım yerden devam edelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Görüşmek üzere. Bay bay.